Başkent'te gündem 2020 başkanlık yarışı. Yarışa katılan son isim kim? Bu sorunun yanıtını paylaşacağız bugün yayınımızda. New York'tan kızamık salgınında son durumu aktaracağız. Amerikan gazetelerinin manşetlerine taşıdığı haberleri biz de ekranlarınıza taşıyacağız. 2020 başkanlık yarışında heyecan artıyor. Cumhuriyetçi cephenin aksine Demokrat Parti'de Beyaz Saray adaylığını koyan isimlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yılların en uzun ve sert geçecek görünen mücadelesine katılan son isim eski başkan yardımcısı Joe Biden oldu. Adaylığını bir video ile açıklayan 76 yaşındaki Demokrat Biden, Amerika'yı Amerika yapan her şeyin risk altında olduğunu savundu. Biden'ın uzun süredir beklenen adaylık açıklaması yarışın seyrini nasıl değiştirecek? Serdar Cebe'ye soracağız. Serdar, Başkan Donald Trump'ın Biden'ın adaylığı konusundaki paylaşımları ve siyaset arenasındaki son durum için söz sende. Donald Trump'ın hep hedefindeki isim oldu. Keşke Biden aday olsa diyordu ve sonunda da 2020 seçimleri için ABD başkanlığına adaylığını açıkladı. Ve demokratlar için de önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Etkili bir isim Joe Biden. Şöyle söyleyebiliriz, iki dönem ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yaptı. 6 yıl senatörlük yaptı ve 1998 ile 2008 yıllarında iki dönemde yine başkanlık için yarıştı ancak bunlar da başarılı olamadı. Şimdi uzun süredir aslında demokrat adayların arasında Biden'ın da ismi bekleniyordu ama Biden bir süre beklemeyi tercih etti. Aslında 2016 seçimlerinde de aday olmayı düşünmüştü ama oğlunun yaşamını yitirmesi, 46 yaşında yitirmesinden dolayı bu adaylığını geri çekmek zorunda kaldı. ABD'nin eski başkan yardımcısı, demokratların önemli isimlerinden biri demiştik. Belki dezavantajlarından birisi 76 yaşında olması. Özellikle ne zaman adaylığınızı açıklayacaksınız sorularına zamanı gelecek, daha karar vermedim sözleriyle cevap vermişti. Ve bugün de bir videoyla, yayınladığı bir video mesajıyla, ki daha önce de birçok açıklamasını bu video mesajlarıyla yapan bir isim Joe Biden açıkladı ve konuşmasında Donald Trump'ı eleştirdi. Trump'a Beyaz Saray'da 8 yıl daha kalması durumunda Amerikan toplumunun sonsuza kadar değiştireceğini belirtti ve bunun olmasını seyretmeyeceğim açıklaması yaptı. Şu anda ekranda olan Biden'ın açıklamasından. Demokratlar arasında 19 isim vardı adaylığını açıklayan. Joe Biden da 20. isim oldu ama anketlere bakacak olursak Biden özellikle demokratlar arasında ilk sırada yer alan isim olarak görülüyor. Şöyle, son yapılan bir anket, bu ankette Ipsos'un anketi, Reuters'la birlikte yaptığı ankete göre özellikle azınlıklardan destek alıyor ve 55 yaş üst Amerikalılardan destek aldığı görülüyor. Şöyle bir rakam verelim. 55 yaş üstü yetişkinlerin %32'si Joe Biden'a oy vereceklerini belirtiyorlar. Ve beyaz olmayan yetişkinlerin de %10'undan oy alacağı ortaya çıktı ki bu anket 17-23 Nisan arasında yapılan bir anket. Ankete katılanların %24'ü Demokrat Parti'den adaylığını açıklayan işte potansiyel adaylar arasında Joe Biden'ı ilk sırada gören adaylar ama bunların arasında bütün adayları ele aldığımızda hiçbirinin desteği %7'yi geçmiyor. O açıdan daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor. Ankete katılanların %21'i de ön seçimlerde hangi adaya destek vereceğini bilmediklerini belirtiyor. Ki bu anket Biden'ın tam adaylığını açıkladığı sırada ondan önce yapılan bir anket, en önemli anket olarak görülüyor. Aslında Biden adaylığını açıklamadan önce sıkıntılı bir dönem yaşamıştı. Bu dönemde özellikle iki kadın Biden'ın kendilerine karşı özel uygunsuz hareketler yaptığını dile getirmiş ve bununla ilgili sıkıntılı günler yaşamıştı eski ABD Başkan Yardımcısı. Hatta ABD Başkanı Donald Trump da biraz önce gördüğünüz Biden'ın videosunu bir montajda
Twitter hesabından koymuştu ve altına da nasıl alıyor mesajını şimdi gördün mü mesajını yayınlamıştı. Biden'ın gelen bu eleştiriler için Biden yine bir video mesajıyla bu yaptığı davranışlara için dikkat edeceğini ama bunların bir taciz olmadığını, sosyal normların değişmeye başladığını, farklılaştığını ve kişisel alanın sınırlarını korumanın yeniden tanımlandığını, bunun için daha dikkatli olacağını, buna göre kendisini ayarlayacağını söylemişti. Şimdi aday adaylar arasında 20. isim oldu. Bakalım 2020 için gerçi cumhuriyetçilerden ön plana çıkan isim Donald Trump o aday olacakmış gibi görünüyor. Belki aday Trump'ın karşısında en güçlü adaylardan biri şu anda Joe Biden görünüyor ama zaman her şeyi gösterecek Özlem Tınaz. 2020 başkanlık yarışında heyecanın dozu artıyor. Biden'ın adaylığı da bu heyecanı körükledi ama demokrat adaylar arasındaki yarış çok daha çekişmeli geçecek gibi görünüyor Serdar Cebe. Teşekkürler paylaştığı notlar için.